Karakterimizi değiştireceğiz. İşleyen yerlerde ucuz malzeme çok. Önemli olan kelepçeler. Kromları ile değiştireceğim ama inşallah. Ya bu arkadaşlar çıkan kelepçenin halini görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Mission control. 50 dereceyi bu görüyordu yani. Arkadaşlar kırmızı boyamızın ilk katı atılmış. Evet, tik yağını sürmeye başladık. Görüntü bu şekilde olacak. Kullandığımız marka da bu. Tik zeminimiz son halini aldı. Ahşapların şimdi bu yağı çekmesini bekleyeceğiz. Yazı karakterimizi değiştireceğiz. Onun için eski yazının izlerini çıkarıyoruz şu anda. Yeni yazı karakterlerimiz nasıl olacak bakalım göreceğiz. 4 ve 5. gün videosunu birlikte çekeceğim. 5. gündeyiz şu anda, bakalım. Durum, vaziyet nedir? Neler yapacağız? Onlara bir göz gezdirelim. Şu kelepçelerden bahsetmiştim size. Kelepçeleri şimdi vidiyi kırklayıp ondan sonra da akşama vidaların çözülmesini bekleyeceğiz. Ya bunları marimbot gerçekten, yani kötü malzeme kullanmayı, ne bileyim, ant mı içmiş, ne yapmış? Yani detaylı gözükmeyen yerlerde ucuz malzeme çok var. Daha evvel göstermiştim, şöyle bir daha göstereyim. Görüyorsunuz nasıl pas içinde. Yani. Ve bunlar hem sintine hem yakıt pompasına giden kelepçeler inanılmaz çürümüş. Bir şu taraftaki biraz az paslanmış. Bir de bu taraftaki. Önemli olan kelepçeler, ya özellikle yakıt hortumunun kelepçesi full pas içinde. Şimdi bunların ben kromunu satın aldım. Kromları ile değiştireceğim ama inşallah. Ya bu paslı kelepçe çözülebilir. Çözülmezse keseceğiz, meseceğiz, bir şey yapacağız. Tekneyi sudan çıkardığımız haliyle alakası yok. Tabii suya inmeden evvel bir kat daha boya atılacak buna.
Motor bakımımız yapılacak. Suya inmeden. Sezonluk bakımını yapmanız gerekiyor her yıl. Saati de olmasa da ben yapıyorum yani. Saati beklemeye lüzum yok. Fiyatlar zaten arasında buz gibi olmuş. En ufak servisi bile dünyanın parası. O sebeple motor bakımını aksatmadan, hatta ekstra olarak yapmak şart. Arkadaşlar, çıkan kelepçenin halini görüyor musunuz? Ya bu kadar kalitesiz bir kelepçe kullanmanın bir anlamı var mıdır ya? Biri bana açıklama yapsın. Krom kullansan ne olur, ölür müsün? Kaç para fark edecek? Kelepçeleri yeniledik arkadaşlar. Daha arka taraftaki çıkışlardaki kelepçeleri de değiştik. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bildiğin dev gibi motor anasını. Motorun yağ kontrolünü yaptık. Bakıma ihtiyacı olduğuna karar verdik şu anda. Murat, Marş motoru. Marş motoru Hitachi mi? Motor bakım fiyatlarıyla ilgili bilgilendirmeyi de bir sonraki videoda yapacağım arkadaşlar sizlere. Tek tek kalem kalem neler yapıldığını, ne kadar fiyata yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Beni takipte kalmayı unutmayın. Motoru kullandın mı? Motor sıcak. Nasıl oluyor lan? Motor çünkü güneşten sıcak. İyi sıcak lan motor. Burası kaç derece oluyor biliyor musun sen gündüz? 50 dereceyi bunu görüyordur yani.